Merhabalar Royal Halı. O şimdi bu koptu. 1.618'i falan geçti. Yani 2.618'e doğru da yürüdü 5.60'a doğru. Yolun tabii kabasını aldıktan sonra kâr realizasyonu ağır bir kâr realizasyonu açıkçası. Yani 5 liradan 3 liraya. Şimdi 50 gün üstünde tutunuyor. Şimdilik tutunuyor 50 gün üstünde. Ama biraz da şeyde yani 1'e 3.30 biri 3.30. Hani bir kuruşu görmüyorum. Tutunduğunu varsayıyorum. Şimdi 3 lira burada bir alım fırsatı gibi bir şey olmuş gördüğüm kadarıyla ki bu düşen akımların sonunda görülürse şu arkadaş iyidir. O arkadaş orayı dağıtabilir yani. Tekrar yukarı doğru hareket başlatabilir. Bu aklınızın bir kenarında olsun. Peki nereden anlamak lazım yukarı yönlü hareket başlayıp başlamayacağını? Yani şuradaki gibi hacimli şekilde bir mumla bu 3.63'ün falan bir geçilmesi lazım ki tekrar hatta 3.63 değil onu net söyleyelim. 3.81'in üstüne tekrar bir tepe yaparsa yukarı yönlü hareket başlatıp biraz da marj var tabi o bir günde olmaz da 2-3 güne yayılabilir. O zaman yeni bir günlükte yeni bir akımın başladığını söylemek mümkün. Ama yani tekrar zayıf hareketlerle işte burada 3.63 yer, 3.48 özellikle test edilirse zayıf bir hareketle ve düşük bir şeyle hacimle muhtemelen kırılım olmayacaktır ve 50 günde belki 20 belki de 8 gün arasında bir sıkışma da olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani iki türlü senaryo var. Tabii aşağı yönlü 3'ün kırılması var bir de senaryo olarak. Yani 3.30 kırılırsa muhtemelen 3'e doğru hareket hızlanır gene. Orası kırılırsa da 2.66'ya doğru bir hareketin de devam etmesi beklenir. Yani şimdi stokastik ama burada çok aşağıda. Yani bir yukarı düzeltme olma ihtimali var. Onu söyleyeyim günlükte. RSI yani o ayı pazarında ama çok da şey değil yani. Biraz aşağıda ama çok biraz daha aşağıda olsa daha iyi olur açıkçası. Şu anda 43 RSI değeri var. Ha bakın şu yukarı günlükte yukarı hareketi şöyle de arayabilirsiniz. Yani RSI 50'ye falan yükselirse günlükte 50-52'ye yükselirse zaten muhtemelen orada artık yukarı yönlü hareket başlamış ve 3.80 tepesine doğru bir gidiş olma ihtimali kuvvetlenir. O da algoritma tabi. Algoritmik olarak takip edenlere. Veya çok klasik olur. Trend çizgisini çizeriz ki en donanımlı güvenilir de şeylerden biri budur. Şöyle biraz da şöyle alalım. Şu iki mumu alalım burada dışarı taşan. Gerçi onda 2 saatlikte bakılsa daha iyi ama. Hani şu çizginin kırılmasını da bekleyebilirsiniz. En azından zamansal yani düşmeyip de salı günü bu fiyatlarda kalırsa burayı zamansallıktan kırar. O zaman da 50 gün üstünde böyle biraz sağ yayılımda görülebilir. Bu da diğer bir ihtimal olur. Dolayısıyla bu ihtimallere göre bir strateji kurulabilir. Bunun dışında söyleyeceğim. Ha şunu da söyleyeyim bakın bunu tekrar hep söylüyorum. Şimdi Royal çok böyle teknik analize şey olacak bir kağıt değil onlar. Bunların hep söylüyorum getireni götüreni var. Yani adam buraya götürür. 5 liradan bir dağıtmaya başlıyor lotları. Ona da dünyanın lotu da alıyor burada. Hisse 3 lirada soluğu alıyor. Öyle teknik analizlik dediğim gibi yani patron teknik analizi bozar deriz biz. Bu kağıdın böyle bir tane patronu vardır. Büyük hisse hareketlerini o sağlıyordur. Dolayısıyla asıl bu işin nereye gideceğini ona sorarsanız o bilir yani. Bir kişinin teknik analiz çok kişilik bir şeydir. Yani çok katılımcı çok olursa teknik analiz tutarlı olur. Böyle çok az kişinin ellerinde olan kağıtlarda maalesef yani normalde yapmıyorum ama sırf sadece istendiği için bakıyorum. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi haftalar.